Bismillahirrahmanirrahim. Değerli Diyanet TV izleyicileri, İlmihal programımızın yeni bir bölümüyle huzurlarınızdayız. Bundan önceki üç bölümde oruç konusuna başlamış ve bu konularla ilgili bazı bilgileri sizlerle paylaşmıştık. En son bölümümüzde oruç ibadetinin bir kimseye farz olması için gerekli olan şartları, aynı şekilde farz olmakla beraber onu eda ederken ya yerine getirirken mutlaka bulunması gereken şartları ve geçerli bir şekilde yerine getirmek için şart olan hususları sizlerle paylaşmıştık. Daha sonra da orucu bozan bazı durumları anlatmaya çalışmıştık. Bunları da orucu bozup hem kefaret hem kaza gerektiren yahut da sadece kaza gerektiren hususlar şeklinde iki bölüm halinde incelemeye çalışmıştık. Bunlarla ilgili e, genel kuralları zikrettikten sonra özellikle günümüzde hangi e, durumların e, bu bahsettiğimiz yani orucu bozan kısımlara girip girmediği ile ilgili bazı tereddütlü hususlar vardı. Onları da biraz sıkça sorulan sorular şeklinde sizlere aktarmaya çalışmıştık. Ve son olarak da demiştik ki, Tedavi ile ve bir takım muayene teknikleriyle ilgili bu meseleleri bir sonraki bölümümüzde ele alacağımızı ifade etmiştik. İşte şimdi buradan başlayarak bu bölümümüzde devam ettirmeye çalışalım. Evet, az önce dediğim gibi günümüzde teknolojinin de gelişmesiyle çok değişik tedavi yöntemleri ortaya çıkmaktadır ve birçok insan hem orucunu tutmak istiyor hem de bu hastalıklarla. ...mücadele etmeye çalışıyor, tedavi olmaya çalışıyor. Elbette daha baştan beri değişik vesilelerle ifade ettiğimiz gibi... ...eğer oruca güç yetiremiyorsa bir kişi gerek hastalık dolayısıyla gerek başka nedenlerden dolayı... ...bu konuda onları orucu tutmama konusunda onlara ruhsat tanınmaktadır. Bunu söyledik. Ama bizim insanlarımız hem bu Ramazan'ın bereketinden, onun coşkusundan ayrılmak istemiyor... Yani bir şekilde oruçlarını devam ettirmek istiyor, ama bir şekilde de bu teva tedavilerini aksatmayı istemiyorlar. İşte bu durumlarda bazı özel hususların orucu bozup bozmayacağı önem taşımaktadır. Tabii ki. Bu sağlık meselesi, tedavi meselesi, bunlarla ilgili meselelerde farklı farklı kanaatler de olabilir değerli izleyenler. Yani burada bazılarının orucu bozar dediğine bir başkası orucu bozmuyor diyebilir. Bu klasik dönemlerimizde de klasik dönemlerde de bu konuda alimler arasında bazı görüş ayrılıkları olmuştur. O konuda yani bu şekilde farklı kanaatlerin olmasını normal karşılamak gerekir. Ama Burada özellikle din işleri yüksek kurulumuz, bu insanların ibadet hassasiyetlerini dikkate alarak hem de bu alanın tıp uzmanlarıyla bir araya gelip onların görüşlerini, onların mütalalarını da değerlendirerek mümkün olduğu ölçüde insanların oruçlarını devam ettirmesini sağlayacak şekilde bazı kararlar almıştır. Yani bu kararlar benim burada ifade edeceğim bu kararlar. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun almış olduğu kararlara dayanmaktadır. Ama yine belirtiyorum bu bazı noktalarda daha farklı kanaatlerde serdedilmiş olabilir. Yani e, Bu konuda herkesin kendi vicdanına e, dayanmış olması, e, almış olduğu fetvaları kendi vicdani kanaatlerine göre değerlendirerek uygulamasında yarar vardır. Mesela burada e, bu kurulumuzun e, almış olduğu kararlara dayanarak isterseniz madde madde bazı hususları burada kısaca zikredelim. Mesela astım hastalarının soluk almayı rahatlatacak özel sprey kullanmaları e, kurulumuzun kararına göre orucu bozmaz. Çünkü bunlar zaten e, işte sadece bir havadan ibarettir. Mideye de gitmez e, denilmektedir. Aynı şekilde göz, kulak ve burun damlası kurul kararımıza göre orucu bozmaz gözün göze damlatılan bir bir şeyin orucu bozmayacağı klasik dönemlerde de ifade edilmiştir. Bu konuda genellikle bir ittifak vardır. Ama kulak ve burunla alakalı yani buruna sıkılan şeylerin, damlaların orucu bozacağını söyleyenler de vardır. Ama burada bizim kurulumuz bunları çok ince ayrıntılarıyla ele alarak inceleyerek bunların mideye ulaşmadığı, ulaşırsa da elbette ki bozar, ulaşmamak kaydıyla orucu bozmayacağı kanaatine varmıştır. Aynı şekilde kulak yıkatmak aslında kural olarak orucu bozmaz ama kulak zarının yırtık olması durumunda kulak yıkanırken eğer su mideye ulaşırsa orucu bozulmuş olur. Benzer şekilde kalp hastalarının kullandığı dilaltı ilacı aslında bu ilaçlar ...ağız içerisinde hemen emilip yok olduğundan, yani mideye de bir şey e, ulaşmadığından, yani bunları kullanmanın da orucu bozmayacağı ifade edilmektedir. E, yine günümüzde e, sıkça karşılaşacağımız durumlardan birisi de endoskopi veya kolonoskopi e, işlemleridir. Yani bunlar e, biliyorsunuz vücudumuzun içerisinde bir takım görüntüler almak için e, kullanılır. E, eğer bunlarla beraber, yani bu, bu işlem e, yapılırken bir e, sıvı ya da su kullanılıyorsa, Bunlar orucu bozar, ama bu şekilde bir sıvı ya da su kullanılıyorsa bunlar da yeme içme kabul edilmediğinden orucu bozmayacağı kabul edilmiştir. Aynı şekilde belli bölgelerden ultrason çekilmesi de yine orucu bozmaz denilmektedir. Ama dediğim gibi eğer bu bu işlemlerde sıvı bir şey kullanılıyorsa bunlar orucu bozar. Benzer bir şey vücudun herhangi bir organından parça alınmasıdır ki buna biyopsi adı verilir. Bunlar da yine orucu bozmaz bizim kurul kararlarımıza göre. Evet yine e, tabii hastanelerde sıkça karşılaştığımız bir durum anestezidir. Yani hastaya böyle bayıltıcı ya da uyuşturucu bazı işlemler yapılmasıdır bunun bölgesel ya da genel olması halinde oruç bozulur. Ama lokal anestezi yani sadece sınırlı bir bir yeri uyuşturarak bu işlem yapılıyorsa orucun bozulmayacağı ifade edilmektedir. yine lavman yaptırmak. Lavman yaptırmak yani lavman yaptırırken vücudumuza bazı iş, vücudumuz içinde bazı işlemler yapılmaktadır. Dolayısıyla bu konu iki grupta ele alınması gerekir. Eğer kalın bağırsaklarda Su, glikoz ve bazı tuzlar emildiği için hani gıda içeren sıvı verilir ve bağırsaklarda da uzun süre bu kalırsa bunun orucu bozacağı kabul edilmektedir. Ama eğer su kullanılmıyorsa ya da sıvı bir şey kullanılmıyorsa ya da kullanılmış bile olsa hemen boşaltılıyorsa yani içerisinde emilmeden sindirilmeden hemen boşaltılıyorsa bunun da orucu bozmayacağı ifade edilmektedir. Değerli izleyenler günümüzde çok fazla gündeme gelen, sıkça sorulan sorulardan bir tanesi de, acaba oruçluyken iğne yaptırılabilir mi? Ki günümüzde özellikle aşı yaptırılabilir mi? Kurul kararımız eğer besleyici e, ya da keyif verici ya da vücut direncini artırıcı bir niteliği varsa e, bu tür iğnelerin orucu bozacağı şeklindedir. Ama böyle bir şey yoksa yani bir besleyici özelliği yoksa sadece belli hastalıkların tedavisi amacıyla kullanılıyorsa bu iğnelerin kullanılabileceği yönündedir. Fakat bu konuda farklı kanaatlerde var değerli izleyenler. Özellikle Hanefi mezhebi içerisinde Ebu Hanife ile Ebu Yusuf arasında bir görüş ayrılığı vardır. Yani ona da burada kısaca değinmekte yarar var. Ebu Hanife ister doğal menfezlerden işte ağız gibi işte makat gibi yerlerden olsun isterse vücudun diğer bölgelerinden olsun vücuda giren dışarıdan giren her şeyin orucu bozacağı yönünde bir kanaati vardır e ama Ebu Yusuf ise yani doğal menfezler dışında vücuda zerk edilen bir şeyden dolayı ya da bir yaraya konulan bir şeyden dolayı Orucun bozulmayacağı kanaatindedir. İşte günümüzde daha çok bu görüş taraftarları yani bizim kurulumuzda bu görüşü daha fazla öne çıkararak ve insanların da e, yani hem ibadetlerini rahat bir şekilde yapsınlar ama aynı zamanda tedavilerini aksatmasınlar diye bazı tavsiyelerde e, bulunarak buna cevaz vermiştir. O da şudur yani mümkün mertebe iftarda e, yahut da e, imsaktan önce bu işlemlerin yapılması uygundur. Ama eğer mutlaka gün içerisinde de bu işlemler yapılacaksa bir iğne mecburiyeti varsa eğer bu gıda yahut da takviye amacı taşıyorsa bunun caiz olmayacağı ama bunun dışında tedavi amacıyla olan iğnelerin orucu bozmayacağı kanaatini belirtmiştir. Aşılar da aynı şekildedir değerli izleyenler ama aşılar da zaten böyle bir besleme, gıda özelliği bulunmadığı için aşılarda da e, cevaz yönü daha e, ön plana çıkmaktadır. Tabii ki burada yine ihtiyatlı olarak hani Ebu Hanife'nin ve bazı e, mezhep görüşlerinin e, vücuda giren her türlü şeyin orucu bozacağı yönündeki kanaatlerini de yine hatırda tutmak gerekir. Hani bu konularda ve başka konularda her zaman e, müminin yani oruç tutacak, ibadetlerini yapacak olan kişinin kendi özel e, kanaatinin kendi kararının burada önemli olduğunu ayrıca belirtmek e, gerekir. E, benzer bir şey şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesidir. Bu da aşıya benzemektedir. Yani mümkün mertebe bu bu iğnelerin oruçlu olmadığı zamanlara e, Er yani o, o zamanlarda yapılması uygundur ama mutlaka gün içinde de e, yapılacaksa bunun da yine kurulumuzun kararına göre orucu bozmayacağı e, belirtilmektedir. Tabii e, bu Oruçla ilgili ve oruç ve tedavi ile ilgili sadece günümüzde değil eski dönemlerde de gündeme gelen önemli bir konu kan almak ve kan vermek meselesidir. Tabii kan vermekte bir sorun yok. Çünkü kan verdiğimiz zaman vücudumuza bir şey almıyoruz. Vücuttan bir şey çıkıyor. Yani vücuttan bir şeyin çıkmış olması oruca engel değildir. Ama kan almak bunun genellikle orucu bozacağı yönünde e, fetva e, verilmiştir çünkü e, kan e, yani vücudun içerisine kan alınması beslenme ve gıda alma e, kapsamında değerlendirilmiştir. E, yine e, belki bu tedavi bağlamında e, burada işaret etmemiz gereken bir şeyden böbrek hastalara uygulanan e, diyaliz işlemidir. Yani bu sırada bildiğiniz gibi e, damardan e, eğer gıda içerikli bir sıvı veriliyorsa yani bazı e, işlemlerde bu şekildedir e, bu orucu bozar ama hastaya herhangi bir sıvı verilmediği durumlarda Hani bu şekilde de e, Diyaliz yapmak mümkündür herhangi bir sıvı verilmiyorsa bunun da orucu bozul, orucu bozmayacağı ifade edilmektedir e, benzer bir durum halk arasında Hani anji olarak bilinen bir e, operasyon vardır Yani bu operasyonda e, e, vücuda yemek içmek gibi bir bir e, madde zerk edilmiyor, konulmuyor. Sadece bir aletle bu şekilde işlem yapılıyor. Bu işlemlerin de orucu bozmayacağı belirtilmektedir. Hatta işte eğer oruçluyken bir takım iğnelerle akupunktur tedavisi gibi şeyler yapılıyorsa bunlar da yine orucu bozmaz. Yine belki tereddütlü gibi düşünülen ve zaman zaman sorulan bir şey acaba işte merhem sürme efendim vücuda ilaçlı bant yapıştırma Hani bunlar e, orucu bozar mı e, Bunlar da yine e, orucu e, bozmaz e, Bir konu yine Ramazan'da e, diş tedavisi konusu bazen zaman zaman sorulmaktadır Yani aslında diş tedavisi e, mutlak anlamda oruca engel bir durum değildir ama bu tedavi yapılırken e, orucu e, oruca aykırı olacak Bazı durumlar söz konusu olursa, o durumda oruç bozulur. Ee, mesela tedavi yapılırken hani çok fazla ağrı olmasın diye bir diş çekilirken veya orada işlem yapılırken ağrı kesici enjeksiyonlarında bulunmak, bunlar aslında biraz önce anlattığımız e, iğne yapmanın hükmüne girer ki bu konuda beslenme ya da gıda özelliği bulunmadığı için bu ağrı kesici olduğu için bunun orucu bozmayacağını söyleyebiliriz. Ama diş tedavisi sırasında yapılan başka bazı işlemler mesela ağza su alınması bu ağzın su çalkalanırken boğaza su kan veya tedavide kullanılan başka bir maddenin kaçmış olması bunlar orucu bozar tamam diş tedavisi bozmaz ama bu işlem esnasında yapılan bazı durumlar orucu bozabilir bu konuda dikkatli olmak gerekir hani mümkün mertebe bu diş tedavisini Ramazan sonuna yahut da e, oruç olmadığım günün oruç e, olmadığımız e, saatlerine ertelemekte yarar var. Ya da eğer kaçınılmaz bir durum söz konusuysa e, bunlara dikkat etmek gerekir. E, evet yani biraz önce de söylediğim gibi aslında bu tedavi e, şekilleri ve diğer tereddütlü e, durumlarda e, insan e, orucu sırf Allah rızası için e, tuttuğu için e, bu konuda kendisine fetva verilmiş bile olsa kendisinin vereceği bizzat kendi kanaati önemlidir. Kendi mutmain olmadığı, tatmin olmadığı konularda ihtiyata göre hareket etmekte yarar vardır. Evet böylece tedavi ile ilgili bu hususlara da değindikten sonra bundan sonra orucun sünnet ve müstahapları ile ilgili bazı hususlara değinebiliriz. Yani bu orucun sünnetleri ve müstahapları dediğimizde aslında namaz kısmında da benzer şekilde belirttiğimiz gibi zorunlu olmayarak hani oruç tutarken dikkat edersek hani ekstradan sevap alacağımız bunun ruhuna uygun olan hususları kastetmiş oluyoruz. Yani genellikle de bunlar Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği ya da kendisinin bizzat yaptığı hususlar oluyor. Nedir mesela bir tanesi sahur yapmaktır. Sahur yapmak aslında sahur yapmak demek hani imsaktan önce. O seher vaktinde bir miktar yiyip içmek anlamına geliyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tasahha, tasahharu fein fi's-sahur beraka. Yani sahur yiyin çünkü sahurda bereket vardır buyurmaktadır. sahur yapmak suretiyle bu bir hem geleneğimizi devam ettirme durumu söz konusudur. Bir sünneti ihya etmiş oluyoruz. Hem de oruç tutmak için gerekli olan enerjiyi de depolamış oluyoruz. E ee, tabii bu sahuru da mümkün mertebe geç yapmak da hani faziletlidir. Hani erkenden e, yapıp yatmak da mümkün olabilir ama hani orus, e, imsaka yakın yapmak da daha uygundur. Benzer şekilde hani iftar yapmak da çok önemli. Zaten iftar yapmak durumundayız ama bunu e, sahurun tam tersine geciktirmeden hemen yapmak da e, orucun e, sünnetlerinden yahut da e, müstahaplarındandır. Hani iftar açarken bir duada e, bulunmak bu, e, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen mesur dualar vardır. Bunları e, okumak yahut da başka dualar yapmak da yine mendup kabul edilmiştir. İşte Allahümme leke suntu ve bike amantu ve aleyke tevekkeltu ve ala rızkıke eftartu ya mazratil fili ve li valideye ve lil mu'minine yani bu şekilde yevme yakumuna hesap dualar yapılabilir. Allah'ım senin rızası için oruç tuttum, sana iman ettim, sana güvendim, ve senin verdiğin rızıkla orucumu açıyorum, ey e, e, lütuf ve ikramı geniş olan Rabbim, e, beni bağışla şeklinde bu şekilde dua yapılabilir. Ama başka e, dualar da yapılabilir. İftar açarken aslında herhangi bir şeyle iftar açılabilir ama e, bunu bir tatlı bir hurma gibi bir tatlı bir şeyle açılması ya da suyla açılması da e, mendup kabul edilmiştir. Yine e, Ramazana özgü. Güzel adetlerimizden birisi ki dinimiz de bunu teşvik etmektedir. İftar yemeği vermek çok önemlidir. Bu ister yoksul olsun ister akraba, komşularımız olsun bu adeti devam ettirmek gerekir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hani kim bir oruçluya iftara ettirirse ona o oruçlunun sevabı kadar sevap olur. Bu oruçlunun sevabından da bir şey eksiltmez buyurmaktadır. Tabi sadece iftarla yetinmemek lazım özellikle Ramazanlarda. ihtiyaç sahiplerine, yoksullarına yardım etmek, maddi yardımlarda bulunmak, ikramlarda bulunmak da yine Ramazan'ın güzelliklerinden bir tanesidir. Bunun yanında işte oruçluyken Kur'an-ı Kerim tilavetiyle, dua ile, salavatlarla meşgul olmak, imkan bulduğunca işte mukabelelere katılmak ve özellikle de Ramazan'ın son 10 gününde itikafa çekilmek de çok önemli sünnetlerdendir değerli izleyenler. Bu itikaf konusu günümüzde biraz zayıflayan ibadetlerdendir. Ama Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu oruçla ilgili başta da belirttiğimiz gibi hiç aksatmadan Ramazan'ın son 10 gününde yerine getirdiği bir ibadettir. Aslında itikaf demek yani bir mescitte ibadet niyetiyle yani belli kurallara da riayet ederek ...inzivaya çekilmek, ibadette meşgul olmak anlamına geliyor. E, mümkün mertebe e, bu geleneği de, e, bu sünneti de ihya etmekte fayda vardır. E, bu, bu konuyu bitirmeden önce... ...oruçluya e, mekruh olan e, bazı davranışlardan da e, bahsedelim isterseniz. E, mekruh demek, tabii daha önceki e, konularımızda da bahsetmiştik. E, aslında hoş olmayan, e, yani kesin kat'i olarak yasaklanmamakla beraber yani kişiye yakışmayan bir takım davranışları e, ifade etmektedir. E, mesela e, oruçluyken bu orucun anlam ve gayesine yakışmayan ve hatta yani biraz ileri gitmek durumunda orucun bozulmasına e, yol açabilecek bazı davranışlardan kaçınmak e, gerekir ki bunlara mekruhları e, denilmiştir. Mesela abdest esnasında ağza buruna su alırken fazla mübalağa etmek. Çünkü bu içeriye su e, kaçırma riski barındırdığı için bu konularda muhtedil davranmak, aşırıya kaçmamak gerekir. Aynı şekilde haklı bir sebep olmadan, yani bir zorunluluk bulunmadan bir şey çiğnemek ya da bir yiyeceğin tadına bakmak da yine mekruh olarak addedilmiştir. Çünkü burada da yani tadına bakarken boğaza bir şey kaçma riski e, söz konusudur. E, benzer şekilde e, oruç tutarken bizim zayıf düşmemize güçsüz kalmamıza yol açabilecek bazı davranışlardan da kaçınmak gerekir. Mesela kan vermek kan aldırmak yani daha doğrusu. Aslında kan aldırmak orucu bozmaz ama bizi güçsüz düşürme durumu söz konusuysa oradan da kaçınmak gerekir. Ama bir zorunluluk varsa, gerçekten de insanların ihtiyacı varsa o zaman kan aldırmakta bir sakınca yoktur. E, tabii ki oruç sırasında oruç sadece Yukarıda e, oruçla ilgili ilk bölümlerimizde Hazreti Peygamber'in bazı hadislerinden de e, bahsetmiştik. Yani oruç sadece yemekten, içmekten kesilme anlamına gelmez. Allah'ın sizin e, eğer oruçla ilgili e, ona uygun davranışlarda e, bulunmazsanız sizin e, yemek içmekten kesilmenize ihtiyacı yoktur şeklinde bazı hadisler de rivayet etmiştik. Burada e, e, söz konusu etmiştik. İşte onları da dikkate alarak oruçluyken e, oruçluya yakışmayacak davranışlardan da kaçınmak gerekir. Yani ne gibi işte gıybet etmek, dedikodu yapmak. Aslında bunlar bir Müslümanın hiçbir zaman yapmaması gereken şeylerdir ama oruçluyken hiç yapmamak gerekir. Mesela birisiyle kavga etmek, tartışmaya girmek, işte hakaret etmek, müstehcen bazı ifadeler kullanmak. Bunlar aslında normal bir Müslümana ya yani da normal bir bireye de normal hallerde de uygun olmayan davranışlardır. Ama özellikle şeyle oruçlu bulunduğumuz zaman bunlardan kaçınmak gerekir. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha önce de aktardığımız bir hadis-i şeriflerinde yani böyle bir tartışma durumu söz konusu olsa, yani böyle bir tahrik durumu söz konusu da olsa bundan mümkün mertebe kaçmak gerekir. Yani ben oruçluyum deyip böyle kenara çekilmekte fayda vardır. Böyle tartışmalara girmemek gerekir. Oruca yakışmayan davranışlardan da mümkün mertebe kaçınmamız gerekir. E, bu davranışların neler olduğunu da sizlere kısaca bu şekilde ifade ettikten sonra isterseniz burada kalalım. E, bir sonraki e, bölümümüzde İlmihal programımızda e, yine oruçla ilgili konulara e, orucun kazası ve kefaretinden başlamak üzere devam etmiş oluruz. E, bir sonraki bölümde tekrar e, birlikte olmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum.